Geçen senelerde 2022 ve 2020 yıllarında neydi? Dolarizasyonun çok artmasından dolayı fiyatlar seviyesi tutturulamıyordu ve hızlı artışlar vardı. Ondan dolayı esnaflarımız aslında malların üstüne koya koya gitti. Hocam dedi ya hani fiyatlar geri gelir mi? Gelmez hocam. Geldiği örnekleri de yok. Şimdi bazı fiyatlara gelebilir. Fahiş fiyat artışları olduysa eğer. Mesela Antep fıstığı örneği verdiniz. Onda gelebilir. Çünkü maliyet ortada. Şimdi 100 lira olan bir mal 120'lik bir artış olsa 120 lira. %30'luk bir artış olursa 120 üzerinden 130'luk bir artışla 156 liraya gelir. Bu fiyatlar genel seviyesindeki artıştır. Ve iktisatta da bunun geldiği örnekleri yoktur. Bununla beraber de sizin söylediğiniz hocam hani enflasyonist ortamda işte aslında ahlak bozuluyor. Ve alacak alacağını alamıyor. Borçlu borcunu vermiyor. Bununla beraber toplum dinamikleri aslında bozuluyor. Enflasyonu kıramazsa eğer bu sürekli hale geliyor. Ve insanlar hani aslında birbirinden ne koparsa kar gözlükle bakıyor. Şimdi bazı iş adamları var. Evet, bunu tasarruf maksadıyla yapıyor. Evet, bunu önlem maksadıyla yapıyor. Bazıları diyor ki ya işte asgari ücretle alakalı konuşuyor. En az %40'lık bir artış yapıldı bir uzman televizyonda. Hemen ben %40'lık bir zam yapayım. Şu an hesap makinesi çalıştıran vardır şu an itibariyle. Mallara ne kadar zam yapacağını düşünüyorum. Ama devletimizin ciddi denetim mekanizmaları da var. İşletilmiyor mu? İşletiyor ama yeterince değil hocam. Yani burada ben de eski bir vergi müfettişiyim, vergi müfettiş kökenliyim. Ciddi denetimler yapıldığı zamanlar da oldu ama az yapıldığı zamanlar da oldu. Bizim bir kere buradaki vergi uyumumuzun artılması gerekiyor. Nasıl Amerika'da hep filmlerde izliyoruz ya ben vergimi ödüyorum diyor adam polis tuttuğu zaman. Vergi ödeyen adam çünkü birinci sınıf vatandaş. Kıymetli Ama biz. bizde vergi ödeyen bizde kısmi olarak belki buna alet olabiliyoruz. Yani bizde yeminli mali müşavir yaptığımız firmalarda vergiyi az ödettirmek için kanuni çerçevelerde tabii ilmini okuduk bu işin. Ama burada onlar ne diyor? Ben vergimi ödüyorum diyor birinci sınıf vatandaş. Bizdeki o bilgiyi o aşılamadıktan ziyade istediğiniz kadar sizin Bizde söylemiş olduğunuz vergiyi gibi. ödeyen üçüncü sınıf vatandaş. Sen A vergi mi ödüyorsun sen bir de falan. Başına bir polis gitsek daha yine kaçırırlar. O yüzden buradaki asıl önemli olan enflasyonu dizginleyebilmek, dezenflasyonist ortamdan bertaraf olmak, daha sonra satın alma gücünü artırmak. Satın alma gücünü artırmak için de belli bazı önlemler var. Özellikle gıda. Mesela enflasyondaki kalem şu anda %25'i, o TÜİK sepet eleştiriliyor ya, %25'i gıda ve alkolsüz içeceklerin olduğu sepet. Yani bunlarda %10'luk bir artış, genel enflasyonu %2,5'luk bir şey yansıtıyor. O yüzden bizim öncelikle gıdaya. Çünkü gıdaya herkesin ulaşımı aynı eşit derece değil. Yani bazı şeyler lüks, bazı şeyler lüks değildir ama gıda lüks olma haline gelmeye başladı. Parası olan gıdaya erişim daha kolay, parası olmayan gıdaya erişim daha zor sayarak alıyor. O yüzden bizim bu dönemde özellikle Sayın Cumhurbaşkanı belirtmiş olduğu üzere 1 Ocak 2023 tarihi itibariyle enflasyon üzerine tahribatı bir an önce defetmemiz gerekiyor. Bu artışın da daha sonra fırsatçılığa yol vermeden denetimlerle engellenmesi gerekiyor. Asgari ücretteki artışımızın asıl temel mantığı bu. 7.700 TL %40'lık en az bir artış. Bu Tabii diğer ücretlere yani memur, emekli onlara nasıl yansıyacağına dair bir de tablo vardı galiba arkadaşlar. Onu da alalım. Hem zamandan kazanmış oluruz hem daha düzgün durur. memur emeklisine toplu sözleşme zammı artı enflasyon farkı yansıtılıyor. SSK ve Bağkur emeklilerimize direkt enflasyon farkı neyse o yatırılıyor. Bununla alakalı en düşük emekli maaşımız bizim şu anda 3.500 TL hocam. Bunun 5.000 TL seviyesine gelmesini bekliyoruz. Çünkü bir önceki dönemde 2.500 TL idi. Hatta 5.000 TL'nin de asgari ücret düzeyine çıkarılması gerektiğinden bahsediliyor. Bu yeterli olabilir belki ama asgari ücret çalışanlar için getirilen bir ücret. Onlar çalışarak bu parayı alır ama emekliler bu parayı o şekilde almıyor. Tabii devletimiz buna ilişkin bir sübvanse edecektir bununla alakalı Şu rakamı. diğer tarafa alalım isterseniz arkadaşlar. Muhammed Bey'in arkasına. Buyurun siz devam edin. Burada Geldi. şu anda enflasyon oranımız ben şöyle bir geçeyim. Tabii. Şöyle Enflasyon geçeyim oranımız ben de. üzerinden bir hesaplama tabii yapacağız tekrar. Şu anda enflasyon oranı bizim yaptığımız hesaplamadan ziyade kümülatif bir tutar hesaplanıyor aslında. Şu anda Aralık ayını hiç saymazsak %14'lük bir artış var. 15,11 emekliler yapılacak. %14'lük de artış memurlara yapılacak. Şu anda son 6 ayın %14'lük zammı aslında çok düşük. Yani şu anda tabii ki kanun olarak bu zam yapılacak ama muhtemelen devletimiz bunu enflasyon ortamı göz önünde bulundurarak seyyahane zam uygulaması yapacaktır ki 2020 yılında bunu yaptı. En az %5'lik bir fark da biz bekliyoruz. Şimdi Aralık ayında da tekrar enflasyonun geleceğini de öngörürsek burada 15'i geçecektir. %5'lik bir enflasyon seyyahane zam farkıyla beraber %20'lik bir tutar üzerine aslında biz bunu başlattık. %20 artış olursa en düşük memur maaşı
%20'lik bir arası 10.926 lira. Şimdi en yakın zam oranı, yani konuşulan en yakın zam oranı hangisi? %20. %20. %20, %20 en çok konuşulan. Evet, %20'lik bir zam var. Tabii denetimimiz burada %25'lik bir artış yapabilir. Seyyanay zam tutarını biz %5 olarak hesaplıyoruz ama %10 da yapabilir. Yine aynı şekilde en düşük memur emeklisinin alabileceği tutar 6.078 liradan 7.293 liraya geliyor. Hı hı. Yine en düşük emekli maaşı 3.500 TL'den 120 ile 4.200 yapıyor ama en düşük emekli maaşı gerçekten seviyesi altta. Burada Bağkur, tarım işçileri ve SSK 2000 sonrası kişiler bu maaşı alıyor aslında. Hı hı. Bununla beraber de 3500 TL gerçekten az bir tutarda kaldı. Hı hı. 5000 TL civarına çıkmasını bekliyoruz ama burada tabii şöyle bir şey var. Hocam tabii katılır mı bilmiyorum ama asgari ücretle alakalı bölgesel asgari ücretleri bizim konuşmamız gerekiyor aslında. Nasıl burada, yani mesela? Bölgesel asgari ücretler nasıl yatırım teşvik yapacaksan, yatırım yapacaksan buna ilişkin teşvik mekanizmaları bölgelere göre farklıysa, hı hı, eğer mesela biz İstanbul'da bir yatırım yapacaksak yatırıma katkı oranı daha düşük ama bir Anadolu iline bunu yapacaksak oradaki ortamın, ekosistemin, ekonomik ekosistemin gelişmesi için daha fazla bir yatırıma katkı oranı, hı, yapıyoruz. Yine asgari ücretlinin İstanbul'da asgari ücretin 5500 TL olmasıyla bir Anadolu ve Doğu ilindeki 5500 aynı TL değerinde değil. Daha değerli bir halde. O yüzden biz bölgesel asgari ücretleri konuşarak aslında bu bölgelerde asgari ücretin daha düşük ama, hı, büyük şeyler daha fazla olmasını sağlayabiliriz. Ama o zaman